Çocuk Bahçesi. Yapım Ankara Radyosu. Sevmekten Korkma. 9. ve son bölüm. Yazan Mustafa Koçyiğit, dramaturg Seyma Fındıklı. Yöneten Mehmet Ege, yapımcı Engin Demiray, efektör Nebi Tam Yüksel. Bu bölümde oynayanlar: anlatan Özlem Er Sönmez, Aslı Elvin Beşikçioğlu, Barış Yağmur Sergen, Baba Levent Çelmen, Sevgi Servet Pandur, Dede İhsan Sanıvar. Barış ve ablası Aslı, öğretmen olan babalarıyla yaşamaktadır. 2 yıl önce geçirdikleri trafik kazasında anneleri ölmüş, Aslı da bir bacağını kaybetmiştir. Takma bacakla yaşamak zorunda kalan Aslı, gergin, sinirli ve uyumsuzdur. Arkadaşları da teker teker ondan uzaklaşmıştır. Üstelik baba, aynı okulda öğretmen olan Sevgi ile evlenmiştir. Kendine ve kardeşine hep iyi davranmasına rağmen, Sevgi'nin üvey anne olması Aslı'yı rahatsız etmektedir. Nikahtan sonra hep birlikte Sevgi'nin babasının Ayvalık'taki köyüne gider, böylece kendilerini güzel bir tatilin içinde bulurlar. Sevgi burada Aslı'yla iyice yakınlaşır. Bizimle tekne turuna gelmek isteyen varsa buyursun. Teknemiz herkese açık. Akşam serinliğinde olsaydı gelirdim. Bu sıcakta üstü açık teknede ben ölürüm. Ben de gelemem. Dedeme sözüm var. Onunla parakete yapacağız. Ben bugün karadayım. Torunuma sözüm var, onunla parakete yapacağız. Ama baba, ben tekne kullanmayı bilmiyorum. Tekneyi sen kullan diyorsan o başka. Ben bir balıkçı kızıyım. Asla öyle bir şey söylemem. Hadi Aslı, sen atla tekneye. Ben halatı çözüp geliyorum. Hadi eyvallah. Hoşçakalın. Güle güle. Akşama geç kalmayın. Ahtapot güveci yapacağım. Merak etme, gecikmeyin. Bu kadar dinlenmek yeter. Tamam mı? Tamam. Bak, hazır ol. Hı. Üç deyince dalıyoruz. Tamam mı? Tamam. Ben hazırım. Bir. Hı? İki. Üç. Harikaydı. Gerçekten harikaydı. Kırmızı balıklar nasıl çevremizi sardı, değil mi? Evet. Evet, çok güzeldi. Ama ben daha çok dipteki güzelliği seviyorum. Uçurumları, tepeleri, vadileri. Hadi, hadi bir daha. Dur, dur, dur. Biraz nefeslenelim. Daha yorulmadın mı? Hayır, hayır, hadi. Neredesin Aslı? Buradayım. Harika. Anlatmaya başka sözcük bulamıyorum. Gerçekten harika. Keşke oksijen tüpümüz olsa da dipte saatlerce kalabilsek. Öyle bir günde dalgıç olunmaz. Bu sene böyle geçsin, söz veriyorum. Önümüzdeki yıl sana tüp alacağım. Hadi çıkalım artık. Yolumuz uzak, karanlığa kalmayalım. Tamam. Son bir kez daha dalıp çıkıyorum. Hadi Aslı. Hadi çık artık. Hadi. Ne oldu? Neredesin? Başım. Aslı, söylesene ne oldu? Başımı çarptım. Kötü çarpmışsın. Kanıyor. Ama telaş etme. Şöyle merdiven tarafına gel. Çıkmana yardım edeyim, dur. Biraz daha gayret et. Hadi tamam. Çok acıyor. Sakin ol. Dur. Başın yaralanmış. Ama derin değil. Baş altında ecza dolabı vardır. Dur biraz bekle. Tamam buldum.
Şimdi kanamayı durdururum. Hiç merak etme, tamam mı? Dur. Sadece kıpırdama. Çok acıyor, çok acıyor. Az kaldı, az kaldı. Acıdı. Şimdi bitiyor. Ay. Tamam, biraz sık dişine. Daha bitmedi mi? Tamam, bitti. Tamam. Al şu ağrı kesiciyi de iç. Fırtına mı çıkıyor yoksa? Daha değil. Acele edersek yakalanmayız. Ah, benim yüzümden. Benim yüzümden havanın bozulduğunu fark edemedik işte. Ben motoru çalıştırayım. Tamam mı? Sen demir alabilir misin? Alıyorum, alıyorum. Hadi çalış. Çalışmıyor mu? Ne yapacağız? Aslı, görüyorsun, gayret ediyorum. Aksiliğe bak, tam zamanını buldu. Yardım isteyelim. Telefonum nerede? Aksiliğe bak, telefonumu bulamıyorum. Buldum. Alo. Arif, çok kötü, çok. Fırtınaya yakalandık. Ha? Nerede miyiz? Açıkta. Babam bilir burayı. Babama ver, babama. Ona tarif. Alo. Eyvah, ses gitti, gördün mü? Alo. Yok, gitti. Yağmur da başladı. Yağmur önemli değil. Yeter ki rüzgar olmasın. Ben motoru çalıştırmaya uğraşırken sen de küreklere geç ve teknenin burnunu hep dalgalara karşı tutmaya çalış. Tamam. Dalgalar büyüyor, dikkat et. Ben yapamıyorum. Şu kahrolası çalışmıyor. Sen kalk oradan, kürekleri bana bırak. Ay, düşüyorum. Ama dikkat et, ayağa kalkma. Dengeli otur. Büyük bir dalga geliyor, dikkat et. Fırtına kuvvetleniyor, dalgalar büyüyor. Havada karardı, ne yapacağız? Tamam, panik yok Aslı. Panik yok, bunu unutma. Teknenin içi su doldu işte. Korkma. Sen ne dersem hiç tartışmadan yapacaksın, tamam mı? Tamam. Şu dolabı aç. Babamın can yelekleri vardır mutlaka. Bul onları. Acele et. Hadi, bulamadın mı? Bir tane buldum. İyice ara. Başka yok mu? Arıyorum ama yok. Şimdi giy onu. Ama sen... Aslı, benimle tartışma. Giy şunu. Sıkı bağla. Tamam. Şimdi paletleri bul. Hem kendin giy, hem de bana gelir çabuk. Paletleri bulamıyorum, yok. İyice ara, buradadır. Ha, buldum. Ama iki tane, başka yok. Demek ki dalga götürmüştür. Peki, tamam, giy onları. Bunlar senin paletlerin, sana giydirmeliyim. Benimle tartışma, giy onları. Affedersin, birini giy. Diğerini de bana giydir. Çabuk, acele et. Ben kürekleri bırakamıyorum. Peki. Bak, bir yandan da beni dinle, tamam mı? Ben yapabildiğim kadar tekneyi yüzdürmeye çalışacağım. Bir ters dalga gelir de alabora olursak ve birbirimizi kaybedersek... Hep su üstünde durmaya çalış. Tamam. Bak sakın unutma. Bir yöne doğru yüzme. Kuvvetini boşuna harcama. Bütün kuvvetini su üstünde tutmaya çalış, tamam mı? Tamam. Ben de aynı şeyi yapmaya çalışacağım. Birbirimizi kaybetmemeye çalışalım, tamam mı? Ama kaybedersek dediklerimi sakın unutma. Tamam. Ağlama, kurtulacağız. İkimiz de iyi yüzücüyüz. Daha teknemizi kaybetmedik. Cesur ol. Panik yok, tamam mı? Tamam. İmdat! Parmağını kımıldattı, gördün mü? Evet, çok şükür kendine geliyor. Duydun mu Arif? Bak, konuşmaya çalışıyor. Evet, duydum ben. Of, başım çatlıyor. Kendine geliyor. Ben doktoruna haber vereyim. Başım, neredeyim ben, başım? Buradayım canım. Yanındayım, hastanedeyiz. Bizi çok korkuttun ama çok şükür açtın gözlerimi. Hastane mi? Ay, canım çok yanıyor. Ben hastane. Sevgi nerede? Burada canım, şimdi gelir. Sevgi yok. Hani sevgi yok. Yok. Hep benim yüzümden, hep
Üzülme hayatım, üzülme. Sevgi burada, hastanede. Doktora senin geldiğini. Ah, işte geldi Sevgi. Burada bak. Sevgi. Buradasın. Evet canım, buradayım. Buradayım, yanındayım. Kendine geldiğini doktora haber vermeye gitmiştim. Birazdan gelecek canım. Sevgi, canım. Elimi tut. Oh, yanımdasın ha. Seni görmek çok güzel. Yaşıyorsun. Evet canım, ikimiz de yaşıyoruz. Sana kurtulacağımızı söylemiştim. Öleceğimizi sanıyordum. Peki nasıl kurtulduk? Şimdi kendini yorma, tamam mı canım? Dinlen, sonra anlatırım. Hayır, şimdi. Nasıl kurtulduk? Teknemiz alabora olduktan sonra sana doğru yüzmeye çalıştım. Ama aramıza çok yüksek bir dalga girdi. Sonra seni bir daha göremedim. Fırtına sabaha kadar sürdü. Sana da öğrettiğim gibi nefes kontrolüyle hep su yüzeyinde durmaya çalıştım. Sabah çok zor oldu. Gün ağarmasıyla fırtına da dindi. Sonra balıkçı tekneleri geçmeye başladı. Ancak dördüncüsüne sesimi duyurabildim. Beni nasıl kurtardın? Babanla telefon görüşmemiz kesilince sahil güvenliğe gitmişler. Sahil güvenlik seni sırt üstü baygın olarak bulmuş. Yüzüstü olsam boğulurmuşsun. Karanlıkta hep senin dediklerin aklıma geldi. Ben su üstünde durmaya gayret ettim. Fırtına azalınca da sırt üstü yatıp dinlenmeye çalıştım ama çok üşüdüm. O kadar üşüdüm ki kıpırdayamayacak hale geldim. Sonra çok uykum geldi. Sonrasını yok ben hatırlayamıyorum. Sonrası boşluk, gözümü açtım. Buradayım. 20 saattir baygın yatıyorsun. Başındaki yara yüzünden çok kan kaybetmişsin. Doktor öyle söyledi. Dur, kolunu öyle kaldırma. Serum takılı. Benim yüzümden başınıza neler geldi. Kendini suçlama. Yaşıyoruz ya, ona bak. Tek can yeleği vardı. Bunu giydirdin. Sevgi, sana sarılmak istiyorum. Canım benim, ah canım. Ben de sana sarılmak istiyorum. Baba, bir de ne oldu biliyor musun? Çok komikti. Sevgi, kürekte tekneyi dengede tutmaya çalışırken bir yandan da bana bağırıyordu. Aslı, çabuk giy şu paletleri diye. Ben tek ayağı iki paletin ne yapayım? Sonra o da anladı. Affedersin deyip paletin tekini de kendisine giydirmemi istedi. Hatırlıyor musun? Hatırlamaz mıyım? Geçti artık, geçti canım. Sevgi, yaptıklarını asla unutmayacağım. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Yaptıklarım fedakarlık değil. Daha fazla bir şey. Benim için hayatını hiçe saydın. Abartma Aslı. Ben her insanın yapması gereken neyse onu yaptım. Biz büyüklerimizden böyle gördük. Babam da benim için hayatını tehlikeye atmıştır. O yapabilir çünkü senin öz baban. Yani ben üvey anneyim. Hayır dedi şey, ben öyle demek istemedim. Aslı, sana önemli bir şey söyleyeceğim. Arif, sen de iyi dinle. Önemli olan özlük, üveylik değildir. Önemli olan insan olmaktır. Madem ki biz artık bir aileyiz, size bir aile sırrı vereceğim. Şu karşında duran ve senin dede, benim de baba dediğim adam var ya, işte o benim öz babam değil. Annem bu güzel adamla evlendiğinde ben 4 yaşındaydım. Bir yıl sonra annem hastalanıp ölünce bu adam bana hem annelik hem de babalık yaptı. Balık satarak, yumurta satarak beni Ayvalık'ta, Ankara'da okuttu. Hayatını bana adadı. Kim bu adamın öz babam olmadığını söyleyebilir? Hadi çıkalım. Hastanın başına bu kadar kalınmaz. Evet, doktor neredeyse gelir. Çıkalım. Sen gitme. Biraz daha kal. Ben mi? Hayır, Sevgi. Beni yeniden dünyaya getiren, bana yaşama sevinci veren şu kadın. Annem. Bana annem mi dedin? Kızım. Canım kızım. (Gülüyor)
Sevmekten Korkma. Mustafa Koç Yiğit'in yazdığı oyunun 9. ve son bölümünü dinlediniz. ...2004 yılında yapılan radyo oyunu yarışmasında... ...Çocuk Bahçesi dalında mansiyon kazanan oyunu sundu.